haberlerimizi hem de gazete manşetlerimizi inceledikten sonra günün ilk Skype bağlantısıyla karşınızdayız. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar Demet. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi konuşalım istersen. Önemli bir karşılaşma var yarın. Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertliler. Tabii ki 3 puan almak adına çok önemli bir karşılaşma. Çünkü tam bir yarış var, zirve yarışı var Galatasaray'la aralarında. Şimdi bu karşılaşmayla ilgili yorumunu almak istiyorum. Bir de şu detayı da sormak istiyorum aslında. Antalya aslında tesis ve statlar olarak çok başarılı. Biliyorsun kamp döneminde de birçok Avrupa kulübünü ağırladı ama Antalya Spor'un stadı biraz eleştiriliyor. Yani bu konu aslında bir olumsuzluk mu Fenerbahçe için? Sahası, özellikle sahası. Fenerbahçe'nin durumuyla başlayalım tabii istersen. Şimdi iki tane üst üste mağlubiyet, Trabzon ve Giresun. Bunların ardından geçen hafta kazanmak gerçekten çok kritikti ve galibiyeti de alırken Hatay karşısında ortaya koyulan performans alkış toplayan, yani öyle hani son dakika golleri şans falan değil, rahat rahat, geniş geniş, farklı planlar deneye deneye, gollerle bireysel oyuncuların performansını yukarı çekerek gelen bir galibiyetti. Bu bence Fenerbahçe'nin o iki maçlık kırılma periyodunu geride bıraktığını gösterir ki bir tanesi de Trabzonspor yenilgisiydi. Yani o kadar fazla da Fenerbahçe'yi kötüleyecek bir durum yoktu. Trabzon deplasmanında zaten kazananı alkışlarız. Kaybedeni çok da fazla diyecek bir şey olmaz. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen hafta aldığı galibiyetle birlikte bir takım tekrar kendine geldi, moral buldu, taşlar yerine oturdu. Bu maç neden kritik? Şimdi Antalya sahasına geliriz tabii ki de. Antalya öyle inişli çıkışlı bir performans sergiliyor ki böyle 2-3 maç, 4 maç, 5 maç üst üste puan kayıpları yaşıyor. Evet, son 2 maçtır da kaybettiler. Aynen öyle. Üstüne tekrar bir seri yapıyor. 3-4 maç kazanarak yoluna devam ediyor ve ligin gerçekten özellikle geçen sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla böyle ne yapacağını bilemediğiniz, maç maç kestiremediğiniz, çok fazla da taktiklerin tutmadığı, maç içinde taktiklerin yeniden şekillendiği bir ekip. Fenerbahçe için kesinlikle zor bir maç olacak. Bir de üstüne saha eleştirisinde sana katılıyorum. Bu Antalya Spor'un dezavantajı olduğunu düşünmüyorum ama Fenerbahçe adına evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü Antalya Spor daha alışkın, daha biraz daha kendi sahası olmasından dolayı ne yapacağını bilen, nasıl oynayacağını bilen bu noktada bir yapıda. Fenerbahçe futbol oynamaya çalışan bir takım. Pas özellikleriyle bunu takımın geneline yayan bir oyun oynuyor. Bunun dışında geçen hafta Galatasaray'ın Sivas deplasmanında hem Sivas Spor hem Galatasaray açısından baktığımızda kötü bir sahanın futbolu nasıl etkilediğini de hepimiz gördük. Bu Antalya'da da bir sorun yaratacaktır bence de iki takım adına ama bundan en çok etkilenen Fenerbahçe olacaktır. Sivas Spor'da da bir çim sorunu olduğu söylendi. Bunun sebebiyle kötü bir saha olduğu da açıklandı. Devam edelim. Fenerbahçe'nin nasıl bir kadroyla çıkmasını bekliyorsun sen? Şimdi Fenerbahçe elinde bir Serdar Dursun diye bir gerçek var. Evet. Oynadığında gol atıyor ama takımın oyun dinamiklerine, oyun planlarına uymadığı için de yani gönderilmesi gündemde düzenli forma bulamıyor. Burada Fenerbahçe'nin Jesus'un hücumda nasıl bir Antalya planlaması yapacağını bilmiyorum ama Serdar Dursun örneğinden çıkarsak Serdar Dursun kulübede kalacaktır ve ya maç sıkıştığında ya da biraz uzun toplar, biraz kenar toplarına yöneldiğinde takım burada devreye girecektir. Fenerbahçe'nin bence asıl sıkıntısı bu son kaybedilen iki maçta hiç bireysel performans katkısı alamamasıydı. Bazı takımlar her maçı elbette ki aynı düzende oynayamazsınız. Takım planı dağılır, şablon dağılır, rakip sizi tedirgin eder, kenara yönlendirir, sizin zayıf olduğunuz tarafa doğru sizi iter. Buralarda Fenerbahçe'nin başta ben bunu İrfan Can olarak görüyorum. Bireysel performansların öne çıkması lazım. Uzaktan şutlar olur. Zaman zaman orta sahadan savunmadan gelen bir oyuncunun katkısı olur. Fenerbahçe bunu çok faydalanıyor. Kanat adamlarının yeterince skor yükünü omuzlayamadığını düşünüyorum. Bunlar Fenerbahçe'nin eksileri olarak göze çarpıyor. Ya da daha da fazla katkı alması gereken noktalar olarak göze çarpıyor. Kadroda şu anda çok kestiremiyorum ama
Yani Crespo dönecektir herhalde diye düşünüyorum. Evet, onu da sormak istiyorum aslında. Crespo'nun cezası bitti. Acaba Crespo döner mi, yoksa Zayt-Arao ikilisini de bozmaya da bilir tabii Jesus. Şimdi Zayt-Arao ikilisini bence bozar. Çünkü şundan, ne zaman geçmişte böyle bir durum olsa Crespo'yu direkt kadroya koyduğunu görüyoruz. Olabilir. Ama üçlü orta saha oynatıp Crespo iki bu işe yatkın, biraz daha önde kullanabilir mi? Hani sakatlı olan João Pedro'yu oynatamıyorsunuz. Crespo'yu belki biraz daha o noktada 10 numara, forvet arkası gibi de kullanabilir. Böyle de bir rotasyon mümkün tabii ki. Golcü bölümünde acaba kimleri görürüz? Yani golcü bölümünde King'in bir dönüşü olabilir. Hı hı. Valencia yani onun durumu zaten bir belirsiz. Hani sakatlığı nedeniyle tam takım da kestiremiyor. Bu noktada King'e gözler dönüyor. Başka da çok fazla da alternatifi yok Fenerbahçe'nin. Evet. Serdar Dursun'u bu şekilde kullanmadığını varsayarsak. Peki, şöyle devam etmek istiyorum aslında. Az önce gazetelerde çok dikkatimi çekti. Ronaldo'nun El Nassr'la anlaşması sonrası tabii ki bir Aboubakar iddiaları da ortaya çıktı Fenerbahçe açısından. Bu transferin olma ihtimalini nasıl görüyorsun sen? Yani çok zor bir transfer. Çünkü şundan dolayı Aboubakar çok büyük bir yıllık ücrete oraya gitti. Yaklaşık hani vergiler falan düşünce böyle eline 6-7 milyon eurolar kalıyor. Fenerbahçe'nin bunu vermesi mümkün değil. Çok büyük bir bedel. Burada da oyuncunun 30 yaşında, 31 yaşında olduğunu da unutmayalım. Ayrıca Al Nassr'ın bonservis bedeli istemeden bırakması da çok mümkün olmaz. Böyle bir sorun var. Aboubakar Türkiye Ligi'nin bütün dinamiklerini bilen, özellikle ilk Beşiktaş döneminde harika bir performansa imza atan bir oyuncu. Yani Sabah Gazetesi'nin haberiydi. Haberi ben yazdım. Burada şöyle bir durum var. İki tane görüş var orada. Gürcan Bilgiç ve Ömer Uruldu. Evet. Her ikisinin de dikkat çektiği nokta da benim katıldığım bir durum. Çünkü Aboubakar'a güvenebilir misiniz? Yani birincisi, elinizde forvetler var zaten. İkincisi, evet, iyi bir Aboubakar sizi Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım olmaya yönlendirir. Gezici forvettir, hani o Jesus'un istediği her yere giden gelen, uzaktan şut atan forvet Aboubakar ismidir. Ama bu oyuncuya ne kadar güvenebilirsiniz? Sakatlık sorununu göz ardı etmeyelim. Fiziki olarak tam randıman veremiyor. Beşiktaş'taki o ikinci kiralık sezonunun son bölümünü hatırlayalım. Yani canı istediğinde oynayan, istemediğinde takımı, hani kendi durumu iyi bile olsa takımı yalnız bırakan bir yapıdaydı. Bunlar bence çok güvenilecek durumlar değil. Bir de mali durumunu da hani ortaya koyduğumuzda zor bir transfer, ama böyle makul fiyata düşürülüp 2 yıllık öyle hani şartları Fenerbahçe lehine olan bir kontratla Aboubakar Fenerbahçe'yi bir tık daha yukarı taşır. Peki UEFA'nın 2023 yılında izlenmesi gerekenler listesinde Arda Güler ikinci sırayı almış ve Türk Messi olarak da anılıyor aynı zamanda. Şimdi tabii ki bu ülkemiz adına ve Türk futbolu adına çok gurur verici bir şey. Ama tabii Arda'nın gitme ihtimali, transfer olma ihtimali de tabii ki hepimizi biraz buruklaştırıyor. Ama sen bu konuda neler söylersin? Yani Arda'nın kalması ve gitmesiyle ilgili. Çünkü değeri verilirse aslında gitmesi Türk futbolu adına da iyi bir şey zannediyorum. Yani UEFA evet izlenmesi gereken oyuncular arasında sayıyor, ama biz izleyemiyoruz. Yani oynamıyor, oynatılmıyor. O yüzden de pek izleyebilecek durumda değiliz Fenerbahçe'de. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Geçen sezon falan İsmail Kartal'ı eleştiriyorduk. Evet, ama Jorge Jesus da Arda'yı düzenli, sürekli oynatmıyorsa artık burada da biraz oyuncu da kendisine biraz daha dikkat edip ona göre bir planlama yapmalıdır. Çünkü yetenek deseniz var. Zaten maç içindeki hareketleri, skora dönük oyuncu olması var. Her şey tamam, ama bir 90 dakikayı çıkaramıyorsa orada da biraz oyuncu da dönüp kendine, menajeriyle, ailesiyle, kulüple beraber belki de yeni bir planlama yapıp Jesus diyorsa ki Fenerbahçe senin için A sınıf bir takım, sen B sınıf bir takımda belki bir sene kiralık oyna, 6 ay oyna, belki buna da Fenerbahçe'ye yönlendirir. Çünkü son yarım saatlerde, son 20 dakikalarda oynamakla 90 dakikayı çıkarmak çok farklı. Avrupa'nın üst düzeyliklerinde gidecekseniz kimse sizi yarım saat için almaz. O yüzden de biraz Arda'nın düzenli futbol oynamasına, yeni bir planlamaya belki de ihtiyacı var. Biraz koruma altında gibi gözüküyor bizlere, ama
Yani çok korumacılık iyi bir şey değildir. Ben hiçbir teknik adamın da iyi bir oyuncuyu korumak için yanında tutacağını düşünmüyorum. Eğer futbol oynuyorsa, takıma katkı verecekse, sizin dediklerinizi yapıyorsa kimse kimseyi korumaz. En iyi koruma yöntemi sahada futbol oynamaktır. Biraz korunuyorsanız burada asıl sıkıntı sizin 90 dakikaları Fenerbahçe seviyesinde çıkaramayacağınız içindir. Bence asıl problem bu. Çok haklısın. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.